أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Muhterem kardeşler, ben bir şey söyleyeyim, beni de affedin. Eğer bugünkü dersi Akgündüz Hoca da hiç anlamazsa ayıp karşılamayın. Çünkü herkesin bir noksanı var. Şey var, nedir? Mir'at'ın şerhlerinden biri var. Zannediyorum İzmiri'nin başında diyor. Bu diyor, öyle bir kitap ki diyor bu Mir'at-ül Usul. Bir defa diyor, belagatı, mantığı, münazarayı, ilmi cedeli, ilmi logayı bilmeyen hiç müracaat etmesin buna diyor. Canı sıkılır anlamaz diyor. Şu enteresan bir cümle. Hepsini toplamış yani. Yani onun için usulü fıkıh demek en son okuturlar medreselerde biliyorsun. Yani bütün ilimleri çok iyi bitireceksin. Yoksa benim gibi böyle zayıf, kabataslak bir okuyan, okutanlar değil. Yani ondan sonra her kelimesi birer sembol. Yani nasıl ki alfabenin 29 harfini tam bilmeyen, değil mi? İlla bir yerde sıkıntı çıkar. Yani okuyamaz, edemez, telaffuz hatası yapar. Özellikle İngilizce için daha çok geçerli bu. Arapça için de geçerli. Uzatamaz bazı yerleri. Yani burada da her kelime bir ıstılah. Yani bir şey gibi. Alfabe, ilmin, ilimlerin alfabesi yani bu kitap. Bugün onun için tekrar tekrar edeceğiz. Hiçbir beis yok yani tekrar etmekte. Anladınız değil mi? Bir defa mesele şu. Emir hastır. Tamam kardeşim. Burayı anladık. Daha kaç defa söyleyeceksin? Tamam söylemezsem anlaşılmaz. Mecburen söyleyeceğim. Hangi açıdan hastır? İki açıdan hastır. Bir, emir galıbı. Bak sıyga diyoruz ona. Emerek kelimesi değil ha. Bak bu ikisini birbirinden ayırın yani. Emir galıbı yani mesela idrib, vur, akimu, namaz kılın gibi, sallu gibi. Emir galıbı vücub manasında hastır. Yani kesinlik ifade eder. Tam tersi vücub manası da vücub manası da şeyde hastır. Nedir? Emir galıbı için hastır. Çünkü sadece emir galıbı vücub manasını ifade eder. Yani onu ifade ediyor. Şimdi bir de şu tartışmayı yaşadık. Acaba emir galıbı yani vücutta hakikat mıdır, mecaz mıdır? Yani tartışma yapıldı. Bazı alimler işte Hanefi, Şafii, Malikiler ayrıldılar. Konuştuk bunu. Bir kısmı mesela Malikiler dedi ki mübahlıkta hakikattır, diğerlerinde mecazdır. Bazıları dedi ki Şafiilerin bir kısmı hayır, şeyde, nedipte hakikattır, vücub ve ibahada özellikle şeydir, ne derler, mecazdır. Bir kısmı da dedi ki üç manada da müşterek lafızdır, lafzan iştirak var. Bazıları dedi ki hayır, üç manada da manen iştirak var. Çünkü bunlar birbirinin şeyi, bak biraz ölçelim. Mesela diyelim ki, kardeşim namazı kıl. Bak bu bir emir. Şimdi bir adam, yani bir defa mübahlık ne demek? Kılsa da olur, kılmasa da olur demek. Ama şeyin bir parçası bu. Öyle değil mi o? Emrin mana, vücubun bir parçasıdır bu yani. Kılarsa o vücuttan bir parçadır o, öyle değil mi? Yani mübahlık bu. Mendupluk biraz daha parça. Kılmayı tavsiye ediyor. Yani kıl, tavsiye ederim. Ama esas manası da kıl, mecbursun. Anladın değil mi? Yani hulasa bu üç mananın ibaha ile net vücubun biraz alt tabakaları, parçaları. Bunu özellikle söylüyorum. Şimdi dolayısıyla bizim yani genellikle alimler dediğimiz grup diyor ki bu sıyga denilen şey, iyi dikkat edin. Yani kalıp diyelim değil mi buna? Sıyga diyelim artık bunu ezberleyin. Yani vücutta hakikattır. Peki vücutta hakikatsa nedb ve ibaha manası da var. Çünkü emrin en az 20'ye yakın 16 manası var. Tehdit var, taciz var öyle değil mi? Bunlarda nedir peki? Mecaz mıdır? Başka bir şey midir? Hakikat-ı kasıra mıdır? Ne demek hakikat-ı kasıra?
Yani biraz eksik hakikat. Mesela şeyde, mendublukta eksik hakikat var. Neden? Yapma tavsiye ediliyor. Anladın değil mi? Ama terk etmeme, yani terk edersen anan ağlar denilmiyor. Mübahlıkta da var değil mi? Yap diye. Ama orada da bir zararı yok. Şimdi bunu tartışacağız. Sümme sonra ey ba'del ittifaki ala enne sıygate hakikatun fil vücubi. Yani sıyganın, emir kalıbının diyeceğiz. Emerenin değil. Vücutta hakikat olduğunu ittifak etti. Kimler? O çoğunluk olanlar. Herkes değil burada. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çünkü farklı düşünenler de var. İhtelefu fi kevliha. Bunlar olduğunda ihtilaf etmişler. Yani neyin olduğunda? Yani es-sıygati. Sıyganın olduğunda. Kalıbın yani. Lel emri yoksa emerenin değil. Onun 16 manası olduğunu söyledik. Ha. Nerede ihtilaf etmişler? Ta çevirin öteki sayfayı. Öteki sayfaya çevirin. Türkçe biliyorsunuz değil mi? Aferin. Fakat hocam burada ha, yani ama sonra sonra sor. El emri demiyor mu? Sen sonra sor. Ha. Demek ki ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Nerede ihtilaf etmişler? Açıklayacağım. Çevirin öteki sayfayı. Hakikaten hakikat olur mu, olmaz mı diye ihtilaf etmişler. İza uride biha ennedbu evil ibahatu. Emir sıygasıyla mendupluk veya ibaha kastedildiği zaman onlarda hakikat mı olur, mecaz mı olur? Burada tartışmışlar. Anladın değil mi? Nasıl anlaşılır bu net veya ibaha? Karinelerle. Biliyorsunuz onu, biliyorduk yani. Ya bir karine vardır, ya bir şart vardır, ya bilmem ne vardır vesaire. Şimdi cümlemiz bu. Şimdi sorunu sor. Çünkü bu araya girecek bilgiler tamamen şey yani mantık tartışmaları. Hocam ben sadece doğru mu anladım? Söyle. Yani burada yani sıyga emir değildir mi anlamam lazım burada? Hayır. Burada onu demiyor değil mi? Emre var ya elif mim re. Emir deyince kardeşim nahivde belaatta emir nedir diye anlattık. 16 manası var. Emir bir vücub ifade eder. Yani mecburluk. İki mendupluk ifade eder. Mesela diyorsun ki misafirine masada kul ahi ye. Yani mecbur değil kafasına vurmayacaksın yemezse. Yani yiyebilirsin manasına. Yani emir kelime şeyinin manaları 16 ta. Burada sıygayla emereyi karıştırmayın. Emere bir madde, bir kelime. Anlatabildim mi? Yani ama esas bir sıyga, kalıp. Idrib kalıbı. Yani o kalıbı kastediyor. Lel emru yoksa emir diyor. Yani nahivde, belaatta 16 mana. Burada da farklı manalar olabilir diyor. Zaten getirdi ya, fiil manasına da geliyor emir. Hatırlamayın da, dünkü dersi hatırlayın. Tamam mı? Yani şey var, nedir? وَاَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ Orada emir kelimesi ne manasına? Fiil manasına, iş manasına. Anladık mı mübarek kardeş burayı? Yani sıyga diyor. لَلْ اَمْرُ اِذْ çünkü لَا يُسَعِدُهُ Yani emrin böyle bir tartışmaya girmesine el vermez. El edilletü minet taraf. Her iki tarafında. Yani hakikat kabul eden de, mecaz kabul eden de zaten bunu kabul etmiyor. Kema sayadharu inşallahü teala. Ortaya çıkacak zaten bu mana. Kile. İşte bu. Bir görüşe göre. Kil dedin mi, ak gündüzün şeyleri biraz havaya çıkıyor. Yani şey mantık tartışmaları yani. Badema esbete fahrul islami. Fakr-ı İslam Pezdevi Hazretleri ispat etmiş. Onun görüşü zaten bu. Ne demiş biliyor musunuz? Hemen söyleyelim. Demiş ki, burası çok enteresan. O mübarek zat şöyle demiş. Kevneha, o sıyganın, emir kalıbının, mesela akim, akimis salah, atiz zekat veya udrib, bu emir kalıbının, hakikaten fil vücubi hassatan. Vücub manasında özel dairede has olduğunu kabul etmiş. Bak. Vanefel iştirake. Ve kesinlikle yani lafız veya mana müşterekliği söz konusu değildir demiş. Kim bunu söyleyen? Bizim Hanefi usulcülerin en büyük allamelerinden
Fahru İslam el Pezdevi. Ama ihtara. Bunu söyledikten sonra tercih etmiş. Kevnel emri ayrıca demiş, eğer o mana kastediliyorsa emir olabilir, emrin olacağını. Hakikaten fin nedbi vel ibahati. Bak bak bak. Yani sıhhanın vücutta hakikat olduğunu ama emrin, emir dediğim işte emere maddesi bu. Yani emrin, tabi emere maddesi deyince yani bütün, yani kulasa burada sıhha ile emere maddesini birbirinden ayırıyor. Ned ve ibahada hakikat olacağını ifade etmiş. Yani biraz garip bir tercih bu. Bir dakika güzel kardeşim. Şimdi olay şu. Emir sıygasını, yani mendupluk ve ibahede istimal mecazdır diyor. Ama bazıları hakikattır diyor. Fahri İslam Hazretleri hakikat olmasını savunuyor. Anlatabildim mi? Hakikat olmasını savunuyor. Yani burada yani emir sıygasının emir şeyde ned ve ibahada da hakikat olabileceğini söylüyor. Olabileceğini söylüyor. Şimdi bakalım ne delil getirecek. Ve eydan ayrıca kadistederle, bunu söylemekle kalmıyor Fahrenistan Pezdevi. Delil getiriyor. Alâ kevnihi, Allah Allah. Yani, bir dakika. Alâ kevnihi dediği burada şey. Nedir? Emir maddesinin, anladın değil mi? Sıga değil. Emere manasının. Mecazen bi sıhhatin nefi. Çünkü nefi sahih olması sebebiyle mecaz manasına olduğunu söylüyor. Ned ve ibahada. Ne demek bir sıhhatin nefi? Bura çok önemli. Yoksa hiç anlaşılmaz. Mislü mesela. Ma umirtu bi salati duha. Ben duha namazıyla emredilmedim. Emredilmemek için ne demek o? Duha namazının mendub olması lazım. Onun için mecaz diyor yani. Mendub olmak. Ev savmi eyyamil biydi veya biyadi ve yoksa biydi mi? Orayı tam emin değilim. Beyazın çoğulu şey değil yani, yumurtanın çoğulu değil. Çünkü ikisi de aynı mı acaba? Neyse. Eyyamu bit dediği her ayın 13, 14, 15'inde ay her tarafı gece aydınlattığı için eyyamu bit diyorlar buna. Her ayın 13, 14, 15'ine. Eyyamu bit orucuyla emredilmedim. Bu olumsuzluğun doğru çıkabilmesi için yani emir kelimesinin mecaz olması lazım diyor. Öyle değil mi? Ve la delalete fihi. Yani burada herhangi bir delalet edecek bir şey yok. Ala kevni sallu ev sumu mecazen. Yani bu getirdiği şey de nedir? Yani Fahru İslam Pezdevi'nin bu delilinde sallu veya sumunun mendupluk veyahut da ibaha hakkında mecaz olduğunu gösteren bir cümle yok. Peki ne hakkında? Emr kelimesi hakkında var. Anladık değil mi meseleyi? Fedelle kelamu, onun sözü delalet ediyor. Ala ennel hilafe ihtilaf fi emere. Emr, onu zaten konuştuk. Yani o emruhum şura beynehum. Les sıgatu, sıgada değil tartışması. Kimin? Şeyin. Evet. Şimdi ekulu, yine cevap verecek buna. El cevabe anil evveli. Birinciden şöyle cevap vereceğim. Enne isbate kevniha hakikaten mutlakaten fil vücubi hassaten, yani emir sıygasının, emerenin değil. Bak bunlara iyi dikkat edin. Birine müennes zamirle işaret ediyor. Birine müzekker zamirle işaret ediyor. Dikkat ediyor musunuz? Emir sıygasının özellikle vücub manasında kayıtsız şartsız hakikat olduğunu ispat etmesi kimin? Fahruddin şey Fahrulislam Pezdevi'nin. Ve nefyel iştiraki ve lafzan veya manen, yani o sıyganın, o kalıbın bu üç manada da müşterek olmadığını reddetmesi la yunafi, aykırı değil. İhtiyare kevniha, yani bu sıyganın oluşunu tercih etmekte.
hakikaten kasıratan. Yani sıga da net ve ibahada hakikattır. Ama tam hakikat değil. Hakikatı kasıradır. Size anlattım ya. Yani vücut tam hakikat. Ama bu eksik. Biri işte tavsiye ederim yap, biri yapabilirsin şeklinde. Fi kullin minen netbi vel ibahati kemala yahfa. Gizli kalmayacağı üzere. Böylece birinci tespitine kısmen itiraz etti, cevap verdi yani. Hakikatı kasırayı da ben yeni duydum yani. Bu da enteresan bir şey. Hakikatı kasıra. Ama güzel bir şey. O açıklayınca benim açıkladıktan sonra anlaşılıyor. Rahmetli Akgündüz bunu tercüme ederken çok zorlanmıştım. Keşke elimde olsaydı da o tercüme. Acaba ne kadar hata yaptık? Ben şimdi biliyorsun bu dersi 40. hocamdan okumaya başladım. Eski Diyanet İşleri Başkan vekilliği falan yapmış hocalar da vardı orada. Ben tabii bir gün gidebildim, sabredemedim. Çünkü onlar bir günde 3 satır okuyorlar, 4 satır okuyorlar. Ağır bir ders. Ben kafam almadı. Ondan sonra gittim. Önce bir katı buldum. Biliyorsun İnam Hoca'nınkini emanet aldım. O da ben gençtim. İnam Hoca dedi ki, ulan dedi bu çocuğa benim kitabı niye veriyorsun? Yırtar dedi. 40. hocama. O da benden sonra demiş ki, ulan bizim dersten tatmin olmadı o demiş. Ne yırtar? Ondan sonra gittim. Mirat'ı buldum. Mirat vardı zaten. Ondan sonra İzmiri'yi buldum. Takrirül Mirat'ı buldum. Var hepsi bizim evde. Oturdum tercüme ettim ben Mirat'ın. Tamam. 1500 sayfa falan tabii o zaman. 600 sayfaydı o zaman şey. Tercüme demek ki el yazısıyla. Bu hakikat-ı kasırayı günlerce anlamamışım. Şimdi hatırlıyorum. Yani. Ne demek hakikat-ı kasıra? Evet, birinciden böyle cevap verdi. Peki ikinci, yani o ma ümirtu bi salati duha, kuşluk vakti namazıyla emredilmedim. Yani ne demek emredilmedim? Yani o zaman emir burada vücub manasına değil yani. Yani mübahtır manasına. Öyle değil mi? Ha. O zaman bu, ve anitzani ikinciden, enne kevnel emri mecazen fi manen, bak. Emir kelimesinin bir manada mecaz oluşu. Bak emir kelimesini konuşuyoruz. Sıygayı değil. Yestelzimu gerektirir. Kemne sıygatı eydan mecazen fiili. O zaman sıyganın da orada mecaz olmasını gerektirir. Yani sıyga dediği mesela sallu, sumu. Ama orada biz emir kelimesini kastettik değil mi? Ma ümirtü. İdlaka ile bi kevnil emri. Çünkü emrin olduğunu söyleyen yok. Mecazen, mecaz olduğunu. Heysu yekunu sıygatu hakikaten. Eğer sıyga, yani emir kalıbı hakikat ise vücutta. O zaman emir kelimesinin de mecaz olduğunu söyleyen yok diyor. Ve inkire bi aksi, tersini söyleyen olsa da, tersini söyleyen dediği, yani sıyga şey olur da, nedir, mecaz olur da, yani vücub hakkında, diğerleri hakkında farklı olabilir. Ve la şekke, hiç şüphe yok ki. Bu da önemli bir delil. Fî sıhhatil istidlali, delil getirmenin doğruluğu konusunda şu da lazım. Bak nedir bu lazım olan? Bi sübutil melzumi ala sübutil lazimi. Şimdi melzum var, lazım var. Burayı iyi dinleyin. Şimdi lazım nedir? Günün aydınlık olmasıdır. Melzum nedir? Güneşin doğmasıdır. Yani tersini de düşünebilirsiniz. Bir defa şimdi emir veya sıyga vücutta hakikatsa bunun lazımı nedir? İyi dinleyin. Bunun lazımı nedir? Bunun lazımı, yani bu melzumdur. Bunun lazımı terkinde azap olmasıdır. Öyle değil mi? Yani eğer vücupsa terkinde, ama ne mendublukta, ne dipte, ne de ibahada terkinde azap yok. Öyleyse yani şeyin dışında bir şey bu. Ne derler? Farklı bir şey düşüneceğiz yani. Anlatabildim mi? Yani farklıdır. Ala ennehu bu zat inne mehtara hedel kavle, bu görüşü tercih etmiş bade ihtiyari kevnil muradi bil emri bimana emere. Emere kalıp yani şeyinden, fiilinin kökünden
emrin olduğunu kastetmiştir. Alâ mâ sarraha bihi eşşurrâhu. Vahiden, yani vahideni bilemiyorum. Yani orada bir anlamadığım bir mana var. Yani birden fazla mı demek, yoksa yani tek başına. Hayır, tek başına değil bu. Yani ittifakla manasında hep birden, biraz diyorlar ya, birazdan. Bütün şarihlerin açıkça söylediği gibi huvel vücub, yani emirden, sıygadan vücub manasını şarihlerin naklettiğine göre bunu kastettikten sonra bunu tercih etmesi fekeyfe yasıhhu hamlu kelamihi, yani pezdebinin sözünü manaya almak, o manaya yüklemek, alama dükre, zikredilen manaya yüklemek nasıl mümkün olur? Fezahara, ortaya çıktı ki ennel hilafe, ihtilaf emere lafzında değil. İnnemâ huve fî kevni sıygati. Sıyganın mecaz veya şey olduğunda, hakikat olduğunda. O ortaya çıktı diyor. Evet, bir dakika bir bakalım. Şimdi kardeşler, özeti şu. Yani acaba sıyga net ve ibahada hakikat mı yoksa mecaz mı? Bazıları emir sıygasıyla net ve ibaha manaları kastedilmesi mecaz diyorlar. Bunu anladık, öyle değil mi? Ama asıl manası vücuttur diyorlar. Onu tecavüz ettiği için işte burası. Yani ne demek? Siz vücubu tecavüz eder, sınırı geçerseniz azap gerekir. Öyle değil mi? Ama net ve ibahada bu gerekmez. Onun için net ve ibahada hakikat değildir diyorlar. Fakat şey, İmam Pezdebi farklı yorumlarla hakikat da olabileceğini söylüyor. Bence bu yeter, bu kadar. Ama şu cümlede gittikten sonra. Demek ki ihtelefu fi kevniha. Bu sıyganın, emrin değil. Olduğunda ihtilaf ettiler. Ne olduğunda? Hakikaten, hakikat olduğunda. İza uride bihen nedbu ev libahatu. Yani net veya ibaha manası kastedildiğinde sıyga bu konuda mecaz mı yoksa hakikat mı? Burada ihtilaf ettiler. Buyurun o ihtilafı yarın devam edelim. Yoksa bizim aklımızda ihtilaf edecekler. Öyle değil mi? Cezakumullahu hayran kesira. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. El-Fatiha.